Kodon düşünüyor. Peki bu Yavuz işte. Yavuz ismi tartışması hakkında. Evet, niye tartışılıyor? Şimdi şu bakın, bu köprünün adı Yavuz olmaz. Neden? Bence. Çünkü köprüye adı verilecek adamlar var bir kere. Mimar Sinan var. Bir arkadaşımız Erhan şeyde Bardakçı'nın programında ben dedi Evliya Çelebi istiyorum dedi. Bana göre de çok uygun bir isim. Yani Evliya Çelebi böyle sıradan seyyah değil. Gittikçe bir abide olduğu anlaşılan bir adam yani. Şimdi yakında baktım Kafkasologlar adamın üzerinde ısrarla duruyorlar. Yani böyle kaybolan kelimeler, bilmem adetleri adam o kadar vukuf. Yavuz neden olmaz? Yavuz nedir? Yavuz yani mimar değil. Şark seferini yaptı. Çok önemli bir mareşaldır. Yani Cemal Paşa'dan çok daha büyük bir maharetle ordusunu Sina Çölü'nden geçirmiştir. 8 senenin içinde büyük fetihler yapmıştır. Tabii devlet bekası için, kendi devletinin bekası için komşu devletle çok fena kavga etmiştir. Bunun için de tabii Alevilerin, o bölgedeki Alevilerin bu tarafa geçenlerin katli de vardır. Bu başkadır. Bu Yavuz'un ismi bir sürü yere verilir. Ama, Yavuz'un isminin silinmesinden yana değilsiniz. Niye silinsin ya? Nereyi siliyorsun? 9 tane Mareşal Padişah'tan biri nasıl sileceksin? Niye sileceksin? Ne alakası var yani? Silinmekten... Şimdi şu laf yanlıştır. Bu Hitler'dir olmaz. Bu Hitler'i küçümsemektir. Hitler'i affetmektir, tolere etmektir. Kusura bakmayın ona gelemem. Yani olmaz. Çünkü benim için yeryüzünün en berbat insanları Nazi Partisi'nin üyeleridir. Onların Führer'idir. Bütün Avrupa medeniyetini yok etmiştir. Bütün milletleri ve devletleri o kıtada birbirine katmıştır. İnsanlık için çok onulmaz ve kapatılmaz yaralar açmış.